Burnundan nefes alın, derin derin. Çekil dedim sana, karşımdan çekil be adam. Çekil git, çekil git. Muzaffer! Kendine gel artık, Mert duyacak. Lütfen kendine gel. Ya o kadın için bu hale gelmeye değer mi? Geçti canım. Dokunma bana. Beni yalnız bırak. Hiçbirinizi istemiyorum. Gidin başından! Be. Neredesin be? Neredesiniz? Allah Allah. Ne ev bakmaymış bu ya? Fazıl herhalde buna yapıştı, gene bırakmıyor. Yoksa evi aldılar da bana sürpriz mi yapacaklar? Kız açsana hadi. Aman be. Açmazsan açma. Emel! Kız sen nerede kaldın? Meraktan öldüm. Bir dakika. Ne oldu sana? Ağladın mı sen? Yavrum ne oldu? Rahat bırak anne beni, çekil. Ne delirdi şimdi bu ya? Niye ağlamış? Yoksa Fazıl evi almaktan vaz mı geçti? Ah Fazıl. Ah Fazıl. Sen de beni gönlünden söküp atmaya mı? Tümden hazırmışsın meğer Muzaffer. Tuğba'yı sadece onu acıdığın için yanında tutmuyorsun demek. Nereden geliyor bu güven Nefise? İlk defa bana res çekiyorsun, bana meydan okuyorsun. Kime güveniyorsun? Ha? O adama mı güveniyorsun? Belli, ona güveniyorsun değil mi? Ona güveniyorsun! Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun! Kim o herif? Kim? Onun yüzünden karım benden vazgeçiyor. Onun yüzünden karım beni umursamıyor. Kim o herif? Kim? 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 Cemre, reçeli de koy kızım sofraya. Aysun getirdi ya şimdi. Masada zaten. Tamam kızım. Günaydın Azime dostları. Ay. Ya Emel geç geldi de kalkamadı. Ben şimdi ona bir şeyler hazırlayayım buradan. Tepsiye koyayım da götüreyim. Kahvaltısını yukarıda yapsın. Ona zaten ben şimdi hiç dokunmam. Dinlensin. Dokunmayacağım. Ben çayı da alayım. E ben neyle yiyeceğim ama? Bul bir şeyler işte. Hadi afiyet olsun. Hmm.
Emel. Güzel kızım. Selvi boylum. Kuğu duruşlum. Mahzun bakışlım. Yavrum. Hadi hadi. Bak iki lokma bir şey ya kızım ya. Bak gece de uyumadın. Hı? Kız sen nereye bakıyorsun öyle? Emel. Yoksa sen de mi Ahmet'i görmeye başladın? Bismillahirrahmanirrahim. Rahat bırak beni anne. Kız ne bu afra tafra akşamdan beri ya? Yok rahat bırak, yok bilmem ne. Ne oldu? Kızım Fazıl'la bir şey mi oldu? Merak etme. Sana elimi bile sürmeyeceğim. Yazıklar olsun sana. Bugüne kadar benden bir şey kopartamadığın için benimle birlikte olmadın demek. Şimdi evin tapusunu üstüne yapacağımı öğrenince yelkenden suya indi tabii. Artık daha fazla yalanlarını dinlemek istemiyorum seni. Beni de, evi de unutabilirsin. Bugün okulda resim yapacağız. En güzel resmi öğretmen okulun bana sınasacak. Ben senin resmini yapacağım. Bence kazanırım. Hı? Anne. Sen beni dinlemiyor musun? Ha, dinliyorum anneciğim, dinliyorum ben seni. Şey, resim diyordun sen. Anne sen iyi misin? Ha, iyiyim. Zeynep asıl sen nasılsın anneciğim? Senin nasıl olduğun önemli. İyi oldun mu biraz daha? Daha iyiyim. Ya dün gece için özür dilerim. Telaşlandırdım, sizi üzdüm biliyorum. Yeter ki sen iyi ol. Artık böyle hayatında yeni bir sayfa açıyormuşsun gibi düşün, olur mu anneciğim? Anne, sen pek iyi gözükmüyorsun. Acaba biraz kendine dikkat mi etsen şu günlerde? Tamam. Ama iyiyim ben. Hepiniz yanımdasınız, sağlıklısınız. Başka hayattan ne isterim ki? İyiyim. Hadi kahvaltınızı yapın, hadi bakayım. Cemre koy Aysun'a da bir şeyler. Kız söylesene Emel. Bana bak. Fazıl yoksa evi yapmadı mı kız? Ha? Evi yapmadı değil mi? Allah kahretsin seni be. Bir altı beceremedim. Senin gençliğin, güzelliğin, boyun bende olsa... Fazıl'a bir ev değil, 10 ev yaptırırdım. Neyse hadi, boş ver. Korkutma beni. Fazıl her şeyden vazgeçti anne. Senin bu ev hırsın yüzünden her şeyi anladı ve bitti. Ne?